Ben uyanmadan başlamışsın operasyona. Erken kalkıyorum çünkü. Uy, antresit. Ya şaka mı bu ya? Sıkıcı bekar erkek evi rengi. Senden daha iyisini beklerdim. Benden beklentilerin bayağı yüksekmiş zaten. Gördük. Ay ne saçma sapan fikirler bunlar ya. Yok minimalist olacakmış, yok bilmem ne. Sanki sadece renkli oluyor. Şimdi senden sonra ben duvar kağıdıyla kaplayınca biraz ruh kazanır o da. Ay yok ya. Neymiş? Bilgiyle, eğitimle olmuyormuş. İnsanın biraz ruhunda canlılık olacak, ruhunda. Çekilirsen üstüne gelmesin. Ya uf, bari bir ton açsaydın. Baktıkça içim kararıyor. Bak şunu biraz karıştırsan aslında şey... Ay gözüm ya! Ah sana çekil dedim işte. Dur bakayım. Ya gözümü çıkardın, mutlu musun? Ya dur bir dakika, dur. Bir saniye. Selim bir dakika, dur bir bakayım. Selim bir dön, bakacağım bir dakika. Bir saniye. Sürme elini, eline de bulaşmış. Ne yapayım? Gözüme boya soktun, o yüzden sürüyorum. Tamam bir dönersen. Ya Selim dur. Dur bir dakika bakacağım. Dur. Açabilirsin. İyi misin? Ben bakarım. Sen git elini yüzünü yıka. Üstüne bir şey giy. Buyurun. Burası 3 numara değil mi? Evet burası. Burası olduğunu biliyoruz evladım. Kaç kere geldik de. Seni çıkaramadık. Ben ev sahibiyim. Ev sahibiyim diyor. Ay yok çocuğum, bir yanlışın olmalı. Biz tanıyoruz bu evin sahibini. Affedersiniz. Siz kime bakmıştınız? Demir. Kim geldi? Selin. Anne. Baba. Ay inanamıyorum ya. Kahvaltıya gitmişsiniz. Ah annem ne kadar özlemişim ben seni ya. İyi ki geldiniz. Çok iyi bir sürpriz oldu. Ya durmasanıza kapıda, öyle geçsenize annem. Gel. Annem sen geç, biz geliyoruz şimdi babam. Baba. Aa babam hoş geldin. Hiç hoş bulmadım. Sabahı sabah ettik senin yüzünden. Yok kapıları kapat, yok güvenlik kamerasından dışarıyı seyret, yok ışıkları söndür. Asıl senin yüzünden. Ben o aleti caydırıcı olarak almıştım. Yani senin gibi millete elektrik verelim diye değil. Ayol benim bir adama elektrik vermek için alete ihtiyacım mı var? Sen panikledin diye şöyle iki cızlayıverdim. Ay niye geldik ki şimdi buraya biz ha? Daha dün diyordun Selin'le konuşma diye. Onu söylediğim zaman peşimizde bir çam yarması olduğunu bilmiyordum. Selin'e anlatalım da arayı bulsun, barıştırsın bizi. Olmadı böyle. Aa, misafirleri var. Ben bavulları alayım o zaman baba. Yok yok. Selin'in babası o. Yeni gelmişler galiba. Eyvah eyvah. Ailesine de söylemiş. Evi başkasına sattığımızı öğrenirlerse vallahi burnumuzdan getiririm. Ayol biz onları daha birbirine aşık edemedik. Aa, olmadı ama böyle olmadı. Müş. Firuze. Bak aklıma ne geldi. Gidip gönüllerini alalım ha. Böyle devreye avukatlar falan girmeden. Ne dersin? Tamam. Tamam deneyelim. O zaman ben size bir çay demleyeyim. 5 dakikaya da kahvaltı hazır. Yumurta? Haşlanmış mı isterseniz, omlet mi? Aman canım, seçmeye ne gerek var? İkisinden de yapayım değil mi? Anneciğim sen elini yüzünü yıkamak istersen ben sana temiz havlu çıkarayım. Babacığım sen bir üstünü değiştir, bir rahat et istersen. Ben sizin babalarınızı... Kızım bırak koşuşturmayı. Bizim çaya çorbaya ikrama değil, bir açıklamaya ihtiyacımız var.
Çok haklısınız efendim. Hoş geldiniz. Demir Erendil ben. Ben de Semih. Selin'in babasıyım. Kızımızın evine geliyoruz, kapıyı çalıyoruz, siz açıyorsunuz. Bu evin ev sahibiyim diyorsunuz. Şimdi bizim bundan ne anlam çıkarmamız lazım? Babacığım, açıklayacağım ben. Açıklayacağım tabii ama ben size önce bir su getireyim, bir soluklanın. Kızım, bırak şimdi suyu falan, geç otur bakayım şöyle. Kusura bakmayın, benim buna bakmam lazım. Müsaadenizle. Kızı bağlamayı unuttum. Geçen gün komşunun bahçesine girmiş, bütün yaseminleri yemiş. Şimdi tekrar problem olmasın. Kızım bırak. Bağlarsın sonra. Gel anlat bakayım. Tamam babacığım, tamam. Hemen geliyorum, hemen. Kızım. La havle. Ya neler oluyor burada? Kızımı arıyorum. Telefonu sarhoş bir oğlan açıyor. Evine geliyoruz, kapıyı çalıyoruz. Tanımadığımız başka bir adam açıyor. Aman Semihciğim, ne olur sinirlenme. Bak tansiyonunun çıkmaması lazım. Gelince anlatacak kız işte. Tansiyonun özüm nerede? Hemen buluyorum. Ver şunu bana. Ben bir su getireyim bey. Tamam Azmiye Hanım. Ofise gelince bakarım ben. Ay sakın bir şey söyleme. Geleceklerini bilmiyordum, yemin ederim. Ya daha yeni konuştum, böyle bir planları yoktu. Bana bak, annenleri ev konusunda bana baskı yapsınlar diye çağırdıysan işe yaramayacak. Hayır, yok öyle bir şey. Zaten ben söylemedim, bilmelerini de istemiyorum. Demir lütfen söyleme. Tamam, tamam ben söylemeyeyim. Neden aynı evde yaşadığımızı sorduklarında, ki birazdan sormak üzereler. Ne demeyi düşünüyorsun Selin? Bilmiyorum ya, düşünemiyorum şu an. Böyle bembeyaz bir boşluk. Bana bak, o dizilerdeki gibi sevgilim, nişanlım falan diyeceksen eğer, baştan söyleyeyim olmaz o iş. Aa, çok iyi fikir ya. Gerçekten çok doğal karşı... Ya sen deli misin ya? Ben babama sevgilimle aynı evde yaşıyorum, nasıl diyeyim? Yarın da cenazemizi kaldırırlar. Ben yalan söyleyemem. Rol de yapmam. Girip içeri doğrusunu anlatacaksın. Bak ev işini seninle çözemedim, ailenle çözerim. Öyle mi? Ben gündelikçi rolü yaparken hiç olmaz demedim ama. Demir, lütfen. Bak annemler ev meselesini öğrenirse çok üzülürler. Bana olan güvenleri kırılır. Hayır, niye kırılacakmış sana olan güvenleri? Bilerek mi aldık aynı evi? Ya öyle değil işte, bilmiyorsun. Ya senin çekilin. Demir. Ya Demir bak, babam geçen sene kalp krizi geçirdi. Üzülmemesi, sinirlenmemesi lazım. Bak iki gün sonra çözülecek bir şey için babamın yüreğini indirmeyelim. Lütfen hadi, ne olur bana yardım et. Demir. Yardım et. Tamam Selin. Ne diyeceğiz peki? Bilmiyorum. Ama şimdi ben içeri girince bir şey düşünürüm, tamam mı? Uydururum. Hadi. Ya seni saçmalama. Anında yakalanırsın. Zaten sen yalan söyleyemiyorsun. Ya tamam Demir, dur. Tamam, ben bir şey diyeceğim. Fırsat ayağımıza geldi Leyla. Biz bunları kurtarırsak plan tıkır tıkır işler. Sakızı da bağladım. Hayatta çözemez artık. Çözsün de görelim. Kızım, biz seni şirkete gitmeden önce yakalamak için erkenden yola çıktık. Ama bilemedik tabii. Yalnız mısın? İşin mi var? Ha. Hadi. Demir Bey diyorsun sen anneciğim. Şimdi Demir Bey uğradı. Nasıl denk geldi ama? Tesadüfe bak ya. Değil mi? Evet. Onun dediğinden. Evet, aynen öyle. Ha? Aynı dediğim gibi bu. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Kızım. Oğlum, bu saatte Selin'in aklı dağınık oluyor. Sen anlat bakalım. Kimsin, kimlerdensin? Bu saatte burada ne işin var? Hadi çocuğum, açık açık konuşalım, hadi. Tabii, anlatalım. Değil mi? Çünkü yanlış anlaşılsın istemeyiz. Anneciğim. Ay, maşallah. Ay. Tek bu derim ailesi gelmiş. Canım. Canım Demir'im. Merhaba. Ben Leyla'nın kız kardeşi Firuze. Sizden hep çok iyi bahseder. Ay bugün de sürpriz üstüme. Ah Demir'cim. Demir yavrum. Ay ne iyi etmişsin sen
uğramakla canım. Anlamadım. Demir bizim yeğenimiz, abimizin oğlu. Japonya'dan yeni geldi ya. Ay yuhlasının kuzusu bu, bir tanesi bu canımın, içi bu benim, bir tanem benim. Aman da aman derlisi canımdır bu benim. Aa, bak bak değil mi? Ay çok tatlılar değil mi anne?